Sayın Ömer Fethi Gürer'den. Sayın Gürer, saygılar sunuyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Sayın Gürer, şimdi TÜİK'in böyle açıklamaları oluyor. İşte tarımda istihdam krizi olduğunu biliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamaları çok tartışmalı açıklamalar. Tarımda ciddi bir küçülme olduğunu da görüyoruz. Siz bütün bunları sürekli olarak gündeme getiriyorsunuz. Meclise sorular yöneltiyorsunuz. Sonuç ne oluyor? Şu anda tablo ne Sayın Gürer? Şimdi önce tabii işsizlik verileri üzerinden başlayalım. Bu haberi izleyen her aile kendi çocuğundan ölçü alarak değerlendirsin. Türkiye'de hangi ailelerin son bu veriye dayalı çocuğu işe başladı? Üniversite mezunları bugün işsiz. Bunun sayısı 1 milyonun üstünde. İş aramayı bırakanların da sayısı dikkate aldığında Türkiye'de ciddi bir işsizlik sorunu var. Bu arada TÜİK'in verilerine göre ilk çeyreğinde tarım sektöründe çalışan 115 bin kişi de bu işten vazgeçmiş ve bunun 100 bini de kadın. Şimdi verileri rakamsal olarak iyi göstermek aslında planlama yapanlar için ya da bu konuda tedbir almayı önemseyenler için sorun yaratıyor. Yokmuş gibi gösterdiğiniz her şey önünüze gelip konuyor. Bugün Türkiye'de ekonomik anlamda sorun yok diyenlerin seçimden bir ay sonra ülkeyi getirdikleri tablo ortada. İğneden ipliğe her alanda zam yağmanın ötesinde vergiler var. Bu dolaylı vergiyle ciddi biçimde vatandaş o dolaylı verginin de fiyata yansıması nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bakınız bireysel kredi ve kredi kartları borcu 2 trilyon 211 milyar liraya yükselmiş. Tarım sektöründeki borç 446 milyar lira. Yani borcu borçla döndürüyor. Kredi kartı borçları da 791 milyar lirayı bulmuş. Bu ne zaman? Geçtiğimiz ay üzerinden yani bu zamların ya da bugünkü uygulamalardaki gelen vergilerden oluşan yeni yükün binmediği süreçte oluyor. İcra dairelerinde 1 Ocak ile 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 7 milyon 671 bin yeni dosya gelmiş. Daha önce biliyorsunuz 2000 liranın altındaki borçların silinmesi yönünde bir düzenleme vardı. Ona rağmen 21 milyon 782 bin icra dosyası var. Vatandaş borcu borçla döndürüyor. Bunun yanında açlık sınırı 33.720 lira, 750 lira olarak TÜİK açıkladı. 4 kişilik bir ailenin. Bütününe baktığınız zaman gerek hanenin gideri artmış, geliri daralmış. İş arayanlar iş bulma umutlarını yitirdikleri için hangi işi bulursa orada çalışır hale gelmiş. Ve siz burada işsizliğin düştüğünü söylüyorsunuz. Neye göre, nasıl, nerede, hangi biçimde bu işsizlik azaldı? Yani biraz evvel ne güzel söylediniz. Fabrikalar mı açıldı? Yeni iş yerleri mi açıldı? Üretimde bir patlama mı yaşandı? Bakınız ithalat ihracat dengesinde de ithalatın lehine ciddi bir artış var. Böyle olunca verileri de sağlıklı olarak konmayınca ortaya kurumsal kimliği olan önemli kuruluşlara güven sarsılıyor. TÜİK kalkıyor %38'lik enflasyon açıklıyor. Sonra siz gidiyorsunuz çarşıya, pazara, markete ürün alamadan neredeyse dönmek zorunda kalacağınız fiyat artışlarıyla karşılaşıyorsunuz. O zaman size vatandaş inandırıcılığı kalmıyor. Ha şunu da diyebilirsiniz. Şimdi biz bütçeyle ilgili cuma günü ben komisyona değilim ama genelde bütün bu kanun tekliflerinin görüşmelerine katılırım. Orada da bu son vergi artışlarıyla emeklilerin maaş düzenlemelerine yönelik teklifler görüşülürken söz aldık. Mağdur olan kesimleri tek tek saydık. Taşeronundan EYT'lisine, emeklilikte yaşa takılanlarda, adalete bir günle 17 yıl kaybedenlere varıncaya kadar staj ve çıraklar dahil. Orada içinde bulunduğumuz koşullarda ortaya çıkan tabloyu vatandaşın boğazından sıkılır hale geldiğini anlattık. Adalet Kalkınma Partili bir milletvekili arkadaş da söz aldı. Ya dedi siz ne anlatıyorsunuz? Daha seçim olalı şurada 1,5-2 ay olmadı. Yani biz dedi vatandaşa gittik. Vatandaş bizi tercih etti. Bizim politikalarımızı onayladı. O zaman söyleyecek söz kalmıyor.
Yani Mayıs'ın 14 Mayıs'ta yurttaşlar bu iktidarı 20 yıllık yaptıklarını yok sayıp tekrar seçtiler. Bildiğiniz gibi bu bir kere de yapılmış bir olay değil. Seçim ve bir yıl kala Adalet Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan politika değişikliğine gidiyor. Verebildiğini veriyor. Sonra onun bedelini vatandaştan seçimden sonra ağır biçimde tahsil ediyor. Siz aldığınızı sandığınız süreçte oysa kendinizden alınacağın yolunu açıyorsunuz. Onun için örneğin asgari ücret işte. Asgari ücrette artış sağlandı. 500 dolar olacak dendi ama 482 dolara bir gün karşılık gelen bir asgari ücret de işçi ücret alıyor. 1200 lira daha cebine girmeden asgari ücret eridi. Bütün bu şartlarda çay kaşığıyla verilen kepçeyle geri alındığı bir süreç devam ediyor. Ama seçim döneminde yurttaşımız bütün yaşadıklarını unutturulacak politikayla bu işleri görmüyor. Tabii bunda %95'inin de basının iktidar tarafından kontrol altında tutulduğu dikkate alındığında olması gereken gündem yurttaşa yansıtılmıyor. Son bir haftada KDV oranlarındaki artış, fiyatlara gelen zamlar, bakınız sanki hiçbiri yaşanmıyormuşçasına haber yapan gazeteler var. Onlara göre herkes çok mutlu, refah düzeyi artıyor, sorun yokmuş gibi. Oysa aileler çatırlıyor. Yani iddialar artmış, boşanmalar artmış, toplumsal olarak insanlar artık dengeleri bozulduğu için ilaç kullanıyorlar. Öylesine sorunlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde yurttaşlarımızın içinde bulunduğu koşullarda yaşadığı sorunları biz yine de mecliste, komisyonlarda dile getiriyoruz. Ama bu ne kadar kamuoyuna yansıyor? Tabii sizler sayesinde belli oranda anlatmaya çalışıyoruz. Fiyatlara ben bir de şöyle bir öngörüm var. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı fahiş fiyatla mücadele ediyoruz diyorsa arkasından fiyatları artıyor. Yani bu nasıl bir fahiş fiyatla mücadeledir bunu da anlamam mümkün değil. Ve vatandaşın kendini koruma içgüdüsü ne? Gördüğünüz gibi sizler de izliyorsunuz. Markette KDV bugün değişecek diye dün eline alışveriş arabasını alan markete koştu. Tepkiyi geliştirmek yerine ne kadar çok sabun, işte tuvalet kağıdı bunları alıp KDV artışından kendimi korurum düşüncesinde. Tepki böyle gelişiyor. Bu da ilginç bir şey. Ben akaryakıt istasyonunda fiyat artışları sürdüğünde pompacıya sordum. Dedim ya vatandaşın tepkisi yok mu? Abi dedi zam geleceğini duydu mu vatandaşın tepkisi depoyu doldurayım diye benzin istasyonuna, akaryakıt istasyonuna koşup geliyor dedi. Şimdi, yani ben bu mesela Toprak Mahsulleri Ofisi biliyorsunuz şu anda randevulu sistemle alıp yapıyor çiftçiden. Ama çoğu bölgede randevu almak isteyen çiftçi alamıyor. Onu da mecliste söyledim. Adalet Kalkınma Partili milletvekili de kürsüye çıktı ve bizim çiftçimiz mutlu dedi. Şimdi biz onların sorunlarını anlattığımız kesimle seçim döneminde nedense bizim bu yaptığımız çalışmalar yerine kendisini hayatı dar edenleri tercih ediyor. Yani ben tarlaya giden, ahıra giden, ağla giden, sokakta olan bir insan olarak bu gözlemimi size paylaşıyorum. Onun için de yurttaşın şunu kavraması gerekiyor artık. Siyaset kurumunu belirleyen yurttaşın özünde kendisi. Oy dediğiniz olayı bir kere veriyorsunuz, 5 yıllık yaşamınız şekil ediyor. 5 yılda nasıl yaşayacağınızı tercih ediyorsunuz. O zaman bu gelen zamlardan, vergilerden veya düşük ücretten şikayet etme hakkınız sınırlı oluyor. Çünkü tercih noktasını siz belirliyorsunuz. Onun için buna rağmen ülkenin içinde bulunduğu koşullarda yurtsever insanlar olarak ülkemizde toplumun sorunlarının çözülmesi, çözüm üretilmesi için yine mecliste muhalefet milletvekili sıfatıyla söylenmesi gerekenleri söyleyip onların hakları için mücadeleyi sürdürüyoruz. Taşeronda kalan binlerce işçinin, bir günle 17 yılını kaybeden emeklinin, staj ve
çırak mağdurlarının, kamudaki mühendislerin, bunun gibi sorunu olanların hepsinin sorununu taşıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz koşulların çok iyi olduğu söylenemez. Bugün bir kişi çarşı, pazara, markete giden insanlar artık gidemiyor. Bakınız, bir bardak çay Niğde'de bile Bor ilçemizde 5 lira olmuş. O fiyata yükseliyor. Ama ben kafeye gittim bugün, Ankara'da bir kafede bir bardak çay içeyim dedim. 23 lira çay. Yani kaç gram su gider, ne kadar içine çay konur. Ama 23 lirayı söylediğiniz zaman da çayın bardağının 23 lira bir bardak çayın, o da kendince işçiliği tanımlıyor, kirayı tanımlıyor. Herkesin de kendine göre bir hesaplama yöntemi var. Birileri yalnız para kazanırken yoksulluk artıyor. Yani zengin zenginleşiyor ama yoksullaşan kesim, orta direk dediğimiz sabit dar gelirli kesimin yoksulluğu derinleşiyor. Bu bağlamda bugün emeklilerden en düşük ücret 7500 lira, en azından asgari ücrete çıkarılması gerekiyor. Bugün 7500 liraya büyük kentlerde kiralık ev bulamazsınız. Bırakın bir ay yiyeceğiniz gıdayı, ulaştırmayı, kiralık ev yok artık. Onun için enflasyona karşı işçi, memuru, emekliyi, esnafı koruyorum mantığı uygulamada gerçek değil. Sözde var, özde yok. Ama bu arada sanayi de ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Özellikle krediyle ilgili düzenlemelerde onların da sıkıntıları katlamış durumda. Yani toplumda çoğunluğu oluşturanlar sorunlu, sıkıntılı ama az bir mutlu yaşayan kesim de buradaki sorunlardan fayda sağlıyor. Bakın motorlu araçlar vergisi. İşte geçti, bu yarın meclise gelecek muhtemelen. Ek verginin yanında bir kereye mahsus bir vergi daha türettiler. Onu da Anayasa Mahkemesi 2003 yılında benzer bir uygulamada iptal etmiş. Ama aynı uygulamayla 30 milyara yakın yine bir para toplamanın peşindeler. Ülkede deprem yaşanıyor, doğru. Ama sen depremle ilgili söylediklerinde vatandaşa Nisan ayında niye demedin ki ben senden bunun karşılığında vergi alacağım, ben bunun karşılığında fiyatlarda, ücretlerde artış sağlayacağım. Hani biz onu meclisteki konuşmamda ifade ettim ben bütçe komisyonunda. Dedim ki değerli milletvekili arkadaşım, doğru, Adalet Kalkınma Partisi'nin politikalarını vatandaş benimsedi, destekledi ama siz bu zamları, vergiyi niye Nisan ayında yapmadınız? Bir göreydik bakalım, seçimden önce bunu yapaydınız, seçimden sonraya bıraktınız. 2-3 yıl böyle gidecek. Ondan sonra seçim dönemi gene verecekleri belli iyileştirmelerle vatandaşta şu algı yaratılıyor. 3 seçimlerde bu yapılıyor. Yani bak toparlandı, iyiye doğru gidiyor. Gene yaparsa reis yapar mantığı ona yansıtılıyor. Onun üzerinden oy alınıyor. Oy alındı mı iş bitiyor. Yani 21 yıl olmuş artık bunun da görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Gürer, gereğini yapan isimlerden biri, gazeteci demekte zorlanıyorum, bir hanım var, meşhur, bir yorum yapmış ki evlere şenlik, ne diyeceksiniz? Diyor ki vergi zamları hayatımızı zorlaştırsa da olumlu sonuçları beraberinde getirecek, tasarruf tedbirleri yolda, devlet vatandaşından istediği fedakarlığı kendisi de yapacak, 100 milyar doları sadece kendi kaynaklarından karşılayan sayılı ülke vardır. Buyurun buradan yakın. Bu da ekonomist olmuş. Şimdi acı ve düşündürücü olan şu, uçak sayısında azalma yok. Araç filolarında azalma yok. İsraf alabildiğine gidiyor. Her bakanın kendisinin varlığının yanında 4 tane de yardımcısı var. Evet. Bunun gibi birden çok yerden maaş alanlar var. Kim olduğunu bilmiyorum söylediğiniz kişinin ama muhtemelen onların da kendi gelir düzeyleri var ya, biliyorsunuz. Yani şeyden bakanlıktan 3 milyon lira alan kişi. Kendilerinin yaşam standartlarını yükselten derecede bu sistemden besleniyorlarsa onların böyle davranmaları da ola. Bakın en basiti nas. Vatandaşın en çok biliyorsunuz beynine nakşedildi. Ne dedi? Ben bir Müslümanın dedi faizle olan sistemle
olmasını kabullenmesi mümkün değildir. Onun için faizi sıfırlayacağız. Şimdi faiz ne oldu? Yükseldi. Ne oldu? Müslümanlıktan mı vazgeçtiler? Yani yerine, zamanına, şartlarına göre davranış değişikliği gösteriyorlar. Şimdi biraz evvel bir ekranda gördüm kanalları gezerken. Ayasofya'yı sürekli gösterip oranın ibadete açıldığını anlatıyor. Onun yanında diğer yapılanları yapıyor. Bunlar güzel işler yapıldı da vatandaşın yaşamına daraltan, yokluğa, yoksulluğa sürükleyen ekonomik politikalar konusunda ne yapıldı? NAS'tan vazgeçildi. Tıpkı o 4 tane parmak biliyorsunuz şöyle yapılıyordu. Mısır'la ilgili her yerde o 4 parmakla gidiyorlardı. O Sisi'nin darbesinden bugüne 10 yıl boyunca Mısır'a neredeyse savaş ilan etmediğimiz kaldı. Şimdi de Sisi'yle aynı masaya oturulup noktaya geldik. Yani üzücü olan şu, siyasette, ekonomide dengeleri doğru oturtturmazsanız sıkıntı büyür. Biliyorsunuz sizinle tarım konusunda çok kere program yaptık. Hepsini de anlattık. Tarım siyaset üstüdür. Hepimizi doğrudan ilgilendirir. Besiciyi ve çiftçiyi korumak zorundayız. Çiftçi sayımız azalıyor. Bugün genç nüfusta çiftçilik yapanların oranı 18-30 yaş aralığında %7. 55 yaşın üstünde insanlar kırsalda kalmış. İleride Türkiye bugünkü ithalatla elde ettiği ürünleri alamayacak duruma gelirse büyük sıkıntı yaşar. Kendi kendimize yeter halde olmamız lazım. Açıklarımızın 21 üründe arz açığı olduğunu bana bakan iletmişti. Bu arz açığı olan ürünlerde üretimi artırmalıyız. Sulu talımı geliştirmeliyiz. Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Milli gelirin %1'ini çiftçiye vereceğimiz tarım kanununda yazıyor. 20. maddede. Bugüne kadar çiftçiye bu konuda gerekli destek verilmedi. 2023 bütçesinden 54 milyar ayrıldı. Normalde 186 milyar olması gerekiyordu. Biliyorsunuz ek bütçe de geliyor meclise. 1 trilyonluk bir ek bütçe geliyor. Daha bütçe 6 ayda işlevini tüketti ve ek bütçeyle bu konuda da açık artıyor. Bunların bedelinin hepsini sizler, bizler, yurttaş, vatandaş, işçi, çiftçi, esnaf ödeyecek. Yani geniş kesimlerin mağduriyetine neden olacak bir politika ekonomide uygulanmaya başladı. Eğer bunu düzenli yürüseydiniz, bugünkü kadar acımasız uygulamalara ihtiyaç olmayabilirdi. Ama bundan sonra da vatandaşımıza hem vergi hem de zam olarak yansıyacak yeni kararlar da geleceği kesin. Bu bir parmak bal sürüp hani insana sanki ortalık düzeliyormuş görüntüsünü yaratıyorlar. Ondan sonra da vura balaya yine işçiye, çiftçiye, esnafa, emekliye vuruyorlar. Ben bu sürecin bir an önce toparlanmasını ve insanlarımızın yaşamındaki daralmanın önüne geçecek önlemlerin alınmasını gerekli olduğunu düşünenlerden ve bu konuda bakınız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bizler de çok sayıda öneride bulundu. Mazottan ÖTV'yi, KDV'yi çiftçi için kaldırın dedik. Milli gelirin %1'ini çiftçiye verin dedik. Esnafın borçlarını, kredilerden dolayı borçlarını silin dedik. Hepsini de söylüyoruz. Biz iktidar olsak yapacaktık. Ama iktidar olamayınca tekrar bunları söylemeye devam edeceğiz. Çünkü işlev olarak da mecliste olmanın getirdiği sorumlulukla her kesimi düşünerek ülkesini seven insanlar olarak fikrimizi, düşüncümüzü bundan sonra da ifade edeceğiz. Evet, biz de takipçisi olacağız. Varlığınız çok değerli. Özellikle yaptığınız çalışmalar, EYT'liler konusundaki adımlarınız, tarımda yaşanan sorunları sürekli olarak gündeme taşımanız. Bunlar reytingi olan konular değil bazı kanallarda ama biz durmadan sıcak tutmaya özen gösteriyoruz. Çok teşekkürler Sayın Gürer. Kırmadınız katıldığınız için. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun.